mahallede yaşa. Bizim Perihan abla, küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla. İşte bu mahallede yaşar Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Selma Hanım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İzmir uçağına biletim alındı mı? Alındı efendim. Verin. Buyurun. Teşekkür ederim. Geldiler efendim. Peki, hemen bağlıyorum. Efendim? Şeref Bey arıyorlar efendim. Şeref Bey mi? Aman çabuk bağla. Merhabalar Şeref Bey, hürmetler ederim. Tabii tabii, hemen İzmir'e uçuyorum. Yok canım, hazırlıklı geliyorum, merak etmeyin. Hemen dönmeyeceğim. Gece de yemekte görüşürüz. Biliyorum efendim, biliyorum. İhale için ayırdığımız 10 milyon tamam. Onu da şimdi oteline gönderiyorum Hakkı Bey'e. Evet. Tabii tabii, konuştuğumuz gibi, merak etmeyin. İyi günler, hürmetler ederim. Güle güle. Selma Hanım, bana çabuk Feridun'u... Yok, Şakir'i gönderin. Baş üstüne efendim. Şakir Bey, lütfen gelir misiniz? Beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Tabii, hemen geliyorum. Selma, niye çağırdı beni? Bilmiyorum. Cık. Hay Allah. Gir. Beni istemişsiniz efendim, Selma Hanım öyle dedi. Efendim, ben masamda oturuyordum. Telefon etti, ben de kalkıp geldim. 9.888.000. Yoksa siz çağırmamış mıydınız? Kapa çeneni be, kapa, ben çağırdım. Otele gideceksin. Kim? Ha, bağla bağla. Ne telaşlı bugün be. Alo? Ha, selam Hakkı Bey. Tamam, o iş tamam. Şimdi bizim Şakir'i otele gönderiyorum. Ben otelde kalmam. Benim evim barkım var, annem merak eder. Niye geç kalsın canım, şimdi hemen gönderiyorum. Şakir, aç şu dolabı çabuk. Oradaki çantayı al. Al çabuk hadi, durma! Siz ihaleyi alırken ben de İzmir'deki işi bitireceğim. Tabii, tabii. Tabii Hakkı'cığım, çok güzel, her şey mükemmel gidiyor. Oldu Hakkı'cığım, görüşmek üzere. Güle güle. Dinle beni Şakir, hiç vaktimiz yok. Neyim yok dediniz? Bırak şimdi, dinle beni. Dinliyorum efendim. Sana şimdi çok önemli bir görev veriyorum. Otele gideceğim. Otele gideceksin. Hangi otele? Hakkı Bey'in olduğu otele. Kaç gün kalacağım efendim? 15 gün kalırsın. Peki niye? Çok yoruldun ya, biraz dinlen diye. Çok teşekkür ederim. Bırak şimdi saçmalamayı. Hakkı Bey'in kaldığı otele götüreceksin. Beceriksizsin falan filan ama... ...dürüstlüğüne kimse laf edemez.
O elindeki çantada tam 10 milyon lira var. Ha, ah, ah! 10 milyon mu? Doğrusu ya, herkese kolay kolay güvenmem. Efendim? Kim? Kızım, bu kadar işin arasında olur mu? Aman! Hadi gönder, gönder. Tamam. Bana bak, bu çantayı alıp otelde bekleyen Hakkı Bey'e vereceksin, tamam mı? Bizim Hakkı Bey'e mi? Evet, bizim Hakkı Bey'e. Hadi koş! Ben gideyim efendim. Koş! Merhaba. Merhabalar. Oo, hoş geldiniz, buyurun. Koş, durma hadi! 10 milyon. 10 milyon! Efendim? Yok bir şey, iyi günler. Bakalım bu 10.000. talihli kim olacak? Ama büyük şans yani. Çok, ne kadar güzel ama aldık. Çok merak ediyorum. Onlar da zaten çok güzeller. Baksana, neler oluyor lobide? Neden toplanmış bu kalabalık? Efendim, özel bir kutlama töreni var otelimizde. Beyefendi, nereye gidiyoruz? Hala söylemediniz. Heh. Söylemedim değil mi? Haklısın. Aklın başka yerde de. Hı hı. 10 milyon. 10 milyon. Ne 10 milyonu? Nakit. Aman neyse. Yok bir şey. 10 milyon da nereden çıktı? Ben öyle ara sıra konuşurum. Sen bana bakma. Keşke bu yoldan gitmeseydik abi. Baksana trafiğe. Olsun olsun. Acelemiz yok. 10 milyonu almadan gitmez ya. Nasıl? Hakkı Bey diyorum. Nasıl olsa bekleyecek. Ah! Ah! Perihan! Ah! Ah! Perihan! Kim? Perihan! Perihan bu. Tesadüfe bak. Şş, şoför bey. Dur şurada. Dur dur. Dur ineceğim dur. Hani beyefendi, ileri devam edecektik? Aa, vazgeçtim. Allah Allah, dur ineceğim, al şu paranı. Tamam, dur şurada, heh. Perihan! 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 Hey! Ah! Ah, yüreğim ağzıma geldi. Nereden çıktın sen? Taksiden çıktım. Ne? Yani yolda seni görünce taksiden indim. Tamam, çok iyi yaptın da ne diyorsun? Hiç. Merhaba. Tamam, merhaba da ben böyle nefes nefese gelince bir şey söyleyeceksin zannettim bana. Söyleyeceğim tabii. E söyle o zaman. Şey... Alışverişe mi çıkmıştın? Ha, Kadriye abiyi ziyarete gittim. Hastaydı ya. İyileşmiş. Ben de şöyle vitrinlere falan bakayım dedim. O zaman beraber bakalım. Senin işin gücün yok mu Şerkin? Aman boş ver. Önce biraz vitrinlere bakarız. Sonra da birlikte bir öğle yemeği yeriz. Ay o ne öyle? Çocuğa sarılmış gibi sarmaş dolaş. Ne var çantanın içinde? Hiç. 10 milyon. Ay ah! 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 Güle güle efendim, güle güle. Güle güle, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Dönüşte görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Yarın öğleden sonra İzmir'den döneceğim. Arayanları not edin. Ankara'ya gidecek evrakları da hemen gönderin. Peki efendim. Şakir çocuk olma, yürü bir an önce götür şu çantayı sahibine. Canım tabii götüreceğim. Ama hazır karşılaşmışken şurada baş başa bir yemek yiyelim.
Ayol sen aklını mı oynattın? Yanımda 10 milyon dururken ben yemek yiyebilir mi üstüme dökerim? Dökmezsin, dökmezsin. Ben sana peçete veririm. Şakir ısrar etme. Sıkıntıdan bu havada ter bastı. Götür şu parayı ver ondan sonra. Ondan sonra mı? Yani bunu teslim ettikten sonra yemek yiyeceğiz, tamam mı? Söz mü? Söz, aman söz. Yeter ki şu parayı teslim et hayırlısıyla. Tamam, hadi. Hadi. Nereye ayo? Otele, otele. Bana bak, soğuk yaramadı galiba sana. Üşüttüm biraz. Niye Perihan? Ne demek öyle ha? Niye Perihan? Ne demek öyle? Otele, otele. Hakkı Bey otelde Perihan. Bizim şirket adına hep ihaleye girer. Bu 10 milyonu ona vereceğim. Sonra... İyi o zaman. Sen götür gel. Ben şuralarda oyalanırım. Vitrinlere falan bakarım. Perihan gel 5 dakika otel hemen şuracıkta gider. Ayol al o çantayı oradan. Yürü, yürü Şakir, yürü. Ay şu çantayı teslim ederim yoksa yüreğime inecek. Şakir. Efendim Perihan? Şakir etrafa belli etme. Neyi belli etmeyeyim? Böyle Haydarpaşa garında gurbetten gelen akrabanla sarılır gibi sarılma. Normal tut şu çantayı. Ha, içinde 10 milyon yokmuş gibi yapayım değil mi Perihan? Yavaş yavaş Şakir. İkide bir de 10 milyon deyip durma. Tamam tamam. Efendim? Bu çantayı teslim ettikten sonra seni çok güzel bir lokantaya götüreceğim. Aman bu çantayı teslim edelim de ondan sonra bana tost alsan razıyım. Aa aşk olsun. Tost olur mu? Seni köfteciye götür. Hadi. Şimdi kapıdan içeriye girecekler. Tamam, 15 demişler. Vardan sonra gelecekler. Tamam mı? Evet. Şu anda geliyorlar. Evet, 11. müşterimiz hoş geldiniz. Bravo! 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 Bilmem, bizi birine benzettiler herhalde. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ben otel müdürü Hüsnü Özberek. Hoş sizi geldiniz. Candan yürekten tebrik ediyorum. Kutlarım. Peki de niye? Hanımefendi, otelimize gelen 11. müşterimizsiniz. Biz mi? Evet efendim. Bu otelin 11. müşterisi olduğunuz için şu andan itibaren bir hafta bizim misafirimizsiniz. Hoş geldiniz. Al beyin çantasını. Çantanızı alayım. Vermem. Verin efendim çantanızı. Vermem efendim. Buyurun efendim, şöyle buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Şakir, çantaya dikkat et. Sakın bir yere bırakma ha. Bırakır mıyım Perihan? Buyurun efendim, şöyle buyurun. Arkadaşlar biraz da resim çeksinler. Buyurun efendim, şöyle. Beni Hakkı Bey bekliyor Perihan. Buyurun efendim. Hakkı Bey, gidiyor musunuz? Gidiyorum. Beklediğim adam gelmedi. İhaleyi kaçırdık. İsterseniz yan kapıdan çıkın. Ön taraf çok kalabalık. Ne var orada? Malum ya, 10.000. müşterimiz geldi. Ufak bir tören yapıyorlar. Aman iyi. Hadi hoşça kal. Güle güle efendim. Ayol Kadri ablayı ziyarete gittim. Sana rastladım. Ne işler geldi başıma? Dur bakalım Perihan. Bu 10 milyon lirayı vermezsem asıl benim başıma ne işler gelecek? Evet efendim. Bu kral dairemizin anahtarı. Buyurun. Orada misafirimiz olacaksınız. Siz teşrif edin, çocuklar hediyelerinizi arkanızdan getirirler. Sağ olun, eksik olmayın. Şakir, Hakkı Bey'i sorsana, kapıldı gidiyor. Odanıza çıkın, yerleşin. Sonra sizi ziyafet salonunda bekliyoruz, tamam mı? Bak Perihan, köfteci diyordum, nereye kısmetmiş? Aman bırak şimdi köfteyi, piyazı. Sen asıl çantayı düşün Şakir. Doğru ya. Pardon, ben bir şey soracaktım. Hakkı Bey'i tanıyor musunuz? Müteahhit Hakkı Bey mi? Evet. Onu bulmam lazım da. Efendim, Hakkı Bey birisini bekliyordu, az önce gitti. Gitti mi? Gitti. Evet efendim, buyursunlar, buyurun, buyurun. Hadi oğlum odayı hazırlayın, buyurun. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Beyefendi, anlatamadım galiba. Anlattınız şimdi... efendim. Önce odanıza yerleşin, biraz istirahat edin. Daha sonra yemek salonunuza teşrif edeceksiniz, değil mi efendim? Beyefendi, Hakkı Bey'i görmem... Hakkı Bey'i de hallederiz efendim. Buyurun siz odanıza. Otelimizin en güzel odası sizin için. Buyurun efendim, buyurun. Bakın beyefendi, şimdi ben Hakkı Bey'i göreyim Hakkı ki... Hakkı Bey'i de bulacağız. Ondan sonra... Buyurun efendim. Buyurun. Ne sevimli insanlar değil mi? Müdür Bey, anlatamadım galiba. Hakkı Bey'i görmem efendim, lazım. Hakkı Bey'i de buluruz. Buyurun. Bunların kazanmasına çok sevindim. Ben de öyle. Ya zorla tıktılar bizi buraya.
yapacağız biz şimdi? Patron beni İzmir dönüşü mutlaka sepetler, mutlaka. Sahi mi Şakir? Tabii ya. Seni Hakkı Bey'e teslim etmediğimi öğrenince hemen kovar. Beni mi? Seni olur mu? Ay şaşırdım. Parayı Hakkı Bey'e teslim edecektim. O da ihaleye girip parayı yatıracaktı. Of, of! Ben mahvoldum. Ay sokulma cama, sokulma. 16. kattayız. Gel bu tarafa. Aman, düşsem de kurtulsam. Heh, benimki de laf. Niye düşecekmişim? Seninle İstanbul'un en lüks bir otelinde baş başayız. Değil mi ama Perihan? Aman, git git yine cama git. Patron kovar, Perihan kovar. Aman, böyle yaşadıktan sonra... Aa, gel, gel bu tarafa, gel. Düşersem üzülür müsün? Ah Perihan, ah. Ben seni üzer miyim hiç? Aman git, git yine cama git. Havaalanına gidiyoruz. Peki beyim. Şu uçak biletini nereye koydum acaba? Ah salak herif, yanlış çantayı almış. Ah ben seni yemez miyim? Şoför bey, hemen geri dönün, hemen geri dön. Afiyet olsun. Dur ayol, hemen başlama. Adam konuşma yapacak. Sayın basın mensupları. Bildiğiniz gibi otelimiz bugün çok mutlu bir gününü yaşıyor. 11. müşterimiz olan Perihan Hanım... ve Şakir Bey'i... Evet. Otelimizin sayın yöneticileriyle birlikte... yeniden kutluyor ve hepimize afiyet olsun diyorum. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Buyurduk efendim. Öyle köftecide falan değil, ben insana bir işte böyle lüks yerde yemek yediririm. Sen neymişsin be Şakir? Ah, Perihan, çanta. Perihan, çanta yok. Ne yok? Çanta yok, Perihan. Yanlış tarafa baktın, burada çanta. Hay Allah. Ödüm patladı. Hay yaşasın be. Of. Sizleri böyle mutlu ve neşeli görmek bizleri de mutlandırıyor, değil mi arkadaşlar? Hadi dostlarımızın şerefine içelim. Sağlığınıza. Bravo. Yavaş iç. Sevtap, hadi bakalım. Birer kadeh atalım. Ben gündüz içmem Haydar, bilmiyor musun? Sana da son günlerde bir havalar geldi Sevtap. Bıktım bu hayattan belki, olamaz mı? Mis gibi hayatım var, daha ne istiyorsun? Senin kazandığın parayı kim kazanıyor? Bir gün yakalanırsak her şey biter. Bu işi tadında bırakalım. Merak etme yavrum, yakalanmayız. Biliyorsun şimdiye kadar hiçbir otelde şüphelenmediler. Bu otelde de yine esaslı bir av yakalayacağız. İçime doğuyor. Sonra da paraları yarı yarıya. Hadi kalk giyin. Sen yok musun Haydar? Efendim, öğle yemeğinizi yediğinize göre... şimdi çay saatine kadar odanızda istirahat edebilirsiniz. Buyurun. 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 Şakir gel buraya. Yemeği yedik, kahveyi içtik, müdürü de atlattık. Ben gideyim. Gideyim mi? Nereye gideceksin Perihan? Nereye olacak eve? Daha gidip de dolma yapacağım. Burada ziyafete konduk ama evde yemek yok. Müdüre ayıp olmasın diye çıktım. Anlıyorum.
Para mı kaybettin? Ne arıyorsun yerde? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Seni. Sırası mı şimdi Şakir? Beni düşünene kadar kendini düşün. Seni düşünüyorum. Eve döneceksin. Yemek yapacaksın. Akşama kardeşlerin gelecek. Bugünkü olayları belki de gülerek onlara anlatacaksın. Ama ben ne yapacağım hiç düşündün mü? Ne mi yapacaksın? Alıp parayı geri götüreceksin. Tamam da sonra parayı ihaleye yetiştiremedim diye işten kovulacağım. Ne şans be. Tebrikler beyefendi, çok şanslısınız. Şakir bak dinle beni. Efendim? Bak burada durup üzülmenin bir faydası yok. Yürü artık çıkalım otelden ha. Ben eve gideyim, sen de doğru işe git. Böyle oldu be. Nasıl oldu diyeyim? Bak de ki otele girer girmez bir kıyamet koptu. Alkışlar, fotoğraflar bilmem neler. Meğerse biz otelin 10.000. Müşterisiymişiz. Ay ne olduysa anlat, beni ne yoruyorsun? Tamam. Anladım Perihan. Böyle merasimle karşılanınca karıştırdım. Hakkı Bey'i göremedim diyeyim. Ha tabii ya. İsteyerek gecikmedin ki. Hadi yürü. Bir dakika. Efendim ben 11. müşteri olacağımı nereden bileyim patron? Ne? Hayır yani patrona öyle söyleyeceğim. Öyle de tabii. İçeri girer girmez millet önümüzü kesti. Meğerse otelin 11. müşterisi. İyi tamam öyle de. Tabii ben orada oyalanınca Hakkı Bey de çekip gitmiş beyefendi. Ha, tamam anladık tamam. Yoksa ben görevimi ihmal etmem beyefendi. Ya sabır. Hakkı Bey'i boşuna bekletir miyim efendim? Ama beklemeyeceğim be. Beklemeyeceğim olur mu? İhale bu. Aa Perihan dur. Duru var mı canım? Asansörü bekleyene kadar merdivenden dur o zaman. Beraber inelim. Beyefendi, İzmir'e gitmekten vaz mı geçtiniz? Hakkı Bey ihaleye girmedikten sonra ben İzmir'e niye gideyim? Arayan soran var mı? Süleyman Bey aradı. Yarın sabah tekrar arayacak. Tamam, ben ararım onu. Ah Şakir, ah Şakir. Hep o Şakir'in yüzünden. Şakir mi dediniz? Şakir dedim ya. Bu içinde 10.000.000 olan çantayı burada bırakmış. Benim çamaşırları koyduğum çantayı alıp otele gitmiş. Hakkı Bey de 10.000.000 yerine benim çamaşırları alınca ihaleyi kaybettik tabii. Ah Şakir, ah. Aman, kovarsa kovar. Ucunda ölüm yok ya. Aa, tabii ya, her şeyin beteri var. Bak hamdolsun sağlığın yerinde, aklın başında. Değil mi? Tabii, Perihan da yanımda. Çanta, çanta yukarıda. Bekle Perihan. Ah Şakir, Önce şöyle bir etrafı araştıralım. Bakalım yağlı tipler var mı? Aa, unutma ben senin abinim. Biliyorum sevgili abicim. Tuzağa düşüreceklerimize böyle diyeceğiz. Aferin sana. O ne ya? Ah, unutulmuş bir çanta. Dur bakalım. Desene bugün kısmetimiz açık. Dışı güzel, acaba içi de güzel mi? Aa, bence odada incele. Şimdi bir gelen olur. Ne haklısın. Bir gelen var. Al çabuk odaya götür. Ben geleni oyalarım tamam mı? Hadi. Sizin galiba. Abimle ben geçerken gördük. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Ayaz kaldı kalbim duracaktı. Niye bu kadar telaşlandınız? Aa, öyle deme abicim. Belki içinde önemli evrakları vardır. Evrak falan değil hanımefendi. 10.000.000 var bu çantada. 10.000.000. Ya çok teşekkür ederim. Vur bana Haydar, vur. Vur bana. Tamam. Gözümü tamam. Şişir lütfen. Telaşlanma, merak etme. Onu aşağıda yakalarız. Ah, hanımefendi ne yapmayı düşünüyordunuz? Dolma yapmayı düşünüyorum. Akşama evde yemek... Ah, siz miydiniz? Aman efendim, akşama yemekte birlikteyiz. Ayrıca şerefinize balo var. Nerede balo var? 10.000. Müşterimiz için balo düzenlemiştik. Aman ne zahmet ettiniz. Vallahi bilseydik hiç gelmezdik. Olur mu efendim? Zahmet ne demek? Gurur duyuyoruz. Hayır, 40 yılda bir geldik. Size bir sürü iş çıkardık efendim. Rica ederim hanımefendi. Görevimiz... beyefendi yukarıdalar mı? Yukarıdalar. Neredeyse aşağıya iner. İndi bile. Gel. Perihan bak Perihan. Tamam. Sakın bir daha yere koyma. Beyefendi niye çantasını almış gidiyor? Biz gidiyoruz da ondan. Gidiyor musunuz? Olur mu efendim? Tam bir hafta bizim misafirimizsiniz. Sizlerden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Dedim ya, akşama şerefinize balo var.
Hadi verin çantanızı yukarıya gönderelim. Siz sonra çay salonuna teşrif edersiniz. İstemez, vermem. Müsaade edin beyefendi. Müsaade falan etmem kardeşim. Verin efendim, odanıza götürsünler. Olmaz. Ben nerede, çanta orada. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? 10 milyon. Şuraya bak. Yanındaki de karısı galiba. İlgilenme. Görmemiş gibi yapalım. Olur. Şişt, çaktırma. Tamam, tamam. Perihan, işte o hanım. Ne olmuş o hanıma? Çantamı o buldu sağ olsun. Aman gidişe bak, kırılıverecek. Öyle değil mi Perihan? Çantam kaybolsaydı yanmıştım. Otelimizde hiçbir şey kaybolmaz Şakir Bey. Endişe etmeyin. Gel oğlum. Verin şu çantanızı da götürsünler. Hadi vermem. Oğlum. Beyefendi verin. Vermem. Vermem kardeşim, atılma üstüme ya. Şakir Bey sakin olun lütfen. Bırakın beni, bırakın canım ha. Ayol adamın çantasından size ne? Açıl şöyle kardeşim, sinir geldi. Ah. Efendim, bir çay daha alır mıydınız? Yok, ben almayayım. Zaten geç oldu. Ben kalkayım artık. Otur Perihan, acelen ne? Ne acelesi Şakir? Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Burada yatıya kalacak değiliz. Otel mi burası? Efendim? Otel tabii. Efendim, beni telefondan istiyorlarmış. Siz keyfinize bakın. Tamam, aman siz de keyfinize bakın. Aman, bu da ciklet gibi yapışıyor, uzuyor da uzuyor. Onu yer misiniz, bunu içer misiniz? Öf! Öf! Bana bak, dalga mı geçiyorsun sen? Ne münasebet, öf diyorum. Her dakika yanımızda. İyi ki gitti de baş başa kalabildik. Baş başa mı? Baş başa tabii. Böyle giderse saç saça baş başa olacağız. Şöyle dur biraz. Perihan. Hiç karısına bu kadar aşık bir koca görmedim. Ama sen aşktan ne anlarsın? Doğru, ben paradan anlarım. Para da o çantanın içinde. Hep böyle olmak istemiştim. Baş başa, el ele. Sakarsın anacığım, sakarsın. Elimi de tutsan kolumu kırarsın. Yapma. Kırmam. Ver elini. Ayıp ayoldur herkesin içinde. Dur ol efendi ol. Perihan. Bak çağırırım otel müdürünü. Çağırma. Kimseyi istemiyorum. Şehrin en lüks otelinde seninle böyle baş başa oturmak istiyorum. Oturuyorsun ya, ayakta mı duruyorsun? Düşünebiliyor musun Perihan? Evlenmişiz. Bu otelde balayına geliyoruz. Düşünemiyorum. Hiç gerek yokken bazen hayale dalar insan. Öyle mutlu olur ki bitmesin ister o an. Öyle mutlu olur ki bitmesin ister o an. Kimi bilip yelkene dümen kırar kendine. Kimi de gelir güven olur kendi kendine. Kimi de gelir güven olur kendi kendine. Hayal olsa da renk renk kalkınca silkinerek. Çok mutluyum Perihan. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Bütün ciddiyetimle söylüyorum. Kusura bakma ama sende var biraz galiba Şakir. Neden Perihan? Nedeni var mı Şakir? Çantayı adama veremedin, işten kovulacaksın. Hala çok mutluyum Perihan, çok mutluyum Perihan. Aman, ben çantayı unuttum. Nerede unuttun? Canım, lafın gelişi. Seninle baş başa olunca çantayı unuttum.
Yoksa çanta burada. Bir dakika. Yani burada olması lazım. Perihan. Sana dememiş miydim bu otelde av yakalayacağımızı? Nasıl çaldım çantayı? Enayilerin ruhu bile duymadı. Ben olmasaydım zor kapardım. Boş versene. Ne demek istiyorsun sen? Tamam canım, tamam, sakin ol. Ortağız, 10 milyonun 5'i senin, 5'i benim. Hadi canım, hadi yürü. Sakin ol Şakir, sakin ol, sakin ol. Ne sakini Perihan, 10 milyon gitti, 10 milyon. Ne yapacağız biz Şakir, ne yapacağız? Ne oluyor kardeşim? Affedersiniz, bir şey yok kardeşim, bir şey yok. Burada ya, ayağımın dibinde duruyordum. Bir yandan da bu elimde, yok bu elimde yok diyordum. Yoklarken, yoklarken yok oldu. Yok oldu, yok oldu. Efendim, nereye böyle telaşlı telaşlı? Birazdan sizleri bara alıp birer kadeh ikram edecektim. Ama ne beyefendi, görmüyor musunuz? Adam zaten cin çarpmışa döndü. Hanımefendi, bir dakika, bu çanta... affedersiniz, değilmiş. Hayrola, ne oldu? Çanta gitti, çanta. Nereye gitti? Parka gitti, hava almaya. Ayol, çaldılar çantayı yanımızdan. Olamaz efendim, olamaz. Bizim otelde katiyen hırsızlık olamaz. Şakir, başka otelde mi çaldılar çantamızı? Hayır, bu otelde. Şimdi buraya bırakmıştım çantamı. Ama bu da ciddi ciddi cevap veriyor. Buradan çantamızı çaldılar diyorum beyefendi. Ne oluyor kardeşim? Çanta yanımızda değil miydi? Siz neredeydiniz? Ben mi? Evet. Ben... Tın 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 tın. Ya. Ne de sağlam kilitmiş bu. Herhalde. 10 milyon taşıyorlar, kolay mı? Tamam, açıldı. Ne bu böyle gömlek? Tanrım, olamaz. Hani 10 milyon vardı bu çantanın içinde? Nasıl olur? Anlaşıldı. Şansa bak Haydar. Yalancı herif, bize yalan söyledi. Sorma şekerim, ahlaksızlar çoğaldı. Gülme be. Kompütür bir hata mı yaptı? Nasıl? İyi ki İzmir'e gelmedin mi? Ne? İyi ki Hakkı Bey ihaleye girmedi mi? Demek yanlış hesapladınız. İhaleye girseydik mahvolacaktık. İyi ki Şakir 10 milyonu götürmedi. Aslanım Şakir. Ah Şakir, ah Şakir. Yardım edebilir miyim? Tamam efendim, tamam. Siz oturun, ben hallederim. Siz oturun efendim, hadi lütfen. Hadi, siz oturun, rahatsız olmayın. Ya Pırılkılı Hanım, şöyle dursanız da hava alamıyor. Ay, dikildi bakıyor Şakir'e. Kolonya ver oğlum, kolonya. Her şey bitti. Her şey. Ben bu parayı ömrümce çalışsam ödeyemem. Hapislikte cabası. Dur ayol, hemen hapse girmen şart mı? Şartı şurtu var mı? 10 milyonu çalan adama aferin demezler ya. Belki de ben çaldım sanırlar. Olur mu öyle şey? Ben şahidim. Canımsın Perihan. Otel müdürü de şahit, değil mi beyefendi? Tabii efendim, şahidim. Dök oğlum kolonya. O benim canım filan değil. Sonra bütün otel çanta yardığımızı biliyor. Vallahi. Ver oğlum, ver, ver, ver. 10 milyon. Gidiyor, gidiyor. Ay fenalaştı, çok fena oldu. Dalgaların arasında yok olup gitmeyi düşünüyorum Perihan. Her an kendimi denize atabilirim. Yapma öyle bir şey. Üzülür müsün? Benim üzülmemi bırak, sen ıslanırsın.
Allah korusun, hasta olursun. Bu havada denize girilir mi hiç? Denize girmek istiyorum demedim Perihan. Tamam canım, tamam. Yaz gelsin, beraber gireriz, yürüyüş mü? Nereye gidiyoruz? Nereye olacak? Patrona gitmiyor muyuz? Moralim bozuk dedim. Biraz yürüdük, biraz da donduk. Artık gidiyoruz. Perihan. Efendim? Bana sık sık mektup yaz. Hangi adresi? Hapishaneye. Arada bir de resim gönder. Arada bir de s**e gönder. Kader böyle istedi. Ben bir kader kurbanıyım. Bereket versin, suçsuz olduğumu sen biliyorsun. Tamam Şakir, biliyorum. Bildiklerimi de patrona aynen anlatacağım. Sağ ol Perihan. Ama bu soğukta biraz daha durursam rıhtım feneri gibi kaskatı olacağım. Yürü hadi. Hakkı Bey geldiler. Hemen geliyorum. Peki efendim. Geliyorlar. Teşekkür ederim. Vay Hakkı'cığım, hoş geldin. Oh, hoş bulduk. İyi ki para sana ulaşmadı, yoksa mahvolmuştuk. Biliyorum, biliyorum. Ben de İzmir'le konuştum. Aslan Şakir bu sefer bizi bu ihaleden kurtardı. Gel ya, odama konuşalım. Konuşalım. Yürü hadi. Şakir, ucunda ölüm yok ya, her şeyi anlatacağız. Yok, ben gelmeyeyim. Ne yapacaksın? Ben gidip bir intihar edip geleyim. Gel buraya diyorum. Şu hale bak, bir de erkek olacaksın. Nasıl yani? Ne var korkacak? Suçlu insanlar korkar, sen suçlu değilsin ki. Tabii, parayı ben çalmadım ki. Tabii ya. Kim çaldı acaba? Onu araştırıp öğrenirler sonra. Gel şimdi. Gelsem mi acaba? Yürü hadi, yürü. Sallanma. Perihan, sen sallıyorsun. Ama yürü Şakir. Yürü. Ay, aman, aman Perihan. Olur efendim. Aa, Şakir Bey. Bekliyor değil mi? Beni bekliyor. Ben demedim mi sana? Beni bekliyor. Ayol bekleyecek tabii. 10 milyon bu. Perihan, bana mektup yaz. Nereye? Hapishaneye. Aman mektubu, telgrafı bırak şimdi. Her şeyi açık açık anlatmalısın Şakir. Yok anacığım, bu beceremeyecek. Nerede patronun odası? Yukarıda mı? Bekle beni burada. Gir. İyi günler efendim. İyi günler. Aslında hiç de iyi bir gün değil, biliyorum. Ne söyleseniz haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama oldu bir kere. Biliyorum 10 milyon az para değil. Ama inanın bu işte Şakir'in hiçbir suçu yok. Şakir mi? Siz neler söylüyorsunuz hanımefendi? Ama gerçeği söylüyorum beyefendi. Şakir nerede şimdi? Burada. Dışarıda gelemiyor. Sert davranmayın ne olur. Çok korkuyor. Sarılık olacak korkudan. Çağırın gelsin. Gelsin. Şakir. Şakir. Şakir gelsene buraya. Gel buraya diyorum, gel. Gel, çağırıyor adam, gel. Gel buraya. Gel gel gel. Aman çok korkuyor. Şakir, ne yapayım şimdi sana ha? Ay gel buraya. Ne yapayım şimdi sana? Yiyeyim ben efendim. Çiğ çiğ yiyeyim beni. Ay yüreğine inecek çocuğun. Aslanım benim, yavrum. Muah muah. Otur şuraya bakayım. Siz de oturun hanımefendi. İyi ki para çantası diye çamaşır dolu çantayı götürmüşsün otele. Ne yaptım, ne yaptım? Ne yapacaksın? Beni iflastan kurtardın be. 10 milyonu yatırıp ihaleyi kazansaydık batmıştık, batmıştık. Dile benden ne dilersin? Özür dilerim. Topla kendini Şakir. Güzel bir şey iste. Bak ne işler becermişsin. Hadi. Canım benim. Aslanım. Sana 3 maaş ikramiye. Yo, yo. Sana 2 maaş ikramiye. Yo, yo. Sana 1 maaş ikramiye. Kıyamadı. Utanmasa üste para isteyecek. Hüşşüy. Kendine gel. Evet, sana 1 maaş ikramiye veriyorum. Bir de o hani gittiğin otel var ya. O otelde 2 kişilik yer ayırtıyorum. İstediğin birisiyle 3 gün kal.